İstanbul Rumlar ise kozmopolit hayata alışık bir grup ve o kozmopolit hayat aslında İstanbul Rumluğunun temelini oluşturuyor. Zaten İstanbul Rumları çoğu kez kendilerine polites derler, yani şehirliler, İstanbullular. Kent hayatı ve kent kimliği İstanbul Rumlar için çok önemli. Kimliklerini de, Rum kimliğini de mekan üzerinden, mekan deneyimi üzerinden kuruyorlar. Bu mekanda kozmopolit bir mekan. Hem yaşadıkları mahalleler hem de İstanbul kenti genel olarak öyleydi, hala da öyledir. Dolayısıyla kozmopolit olmak, kozmopolit mekandan gelmek Rumların kimliklerini oluşturması, geliştirmeleri için son derece önemli. Bunun çeşitli unsurları var. Biri mutfaktır. Hani Politiki Kuzina filmini hatırlarsanız 64 sürgünlerini anlatır. O film tamamen mutfak üzerine kurulmuştur. Mutfak metafor olarak alınmıştır İstanbul mutfağı. Mutfak vardır. İkincisi çift dilli ya da çok dilli olmak. Tabii ki Rumlar aralarında Türkçe konuşmuyorlar, Rumca konuşuyorlar. Rumca da Yunanca da konuşulan dilden çok farklı bir dil değil. Ancak konuştukları dilde tabii çok sayıda Türkçe kelime var. O Türkçe kelimeler o dilin bir parçası. Ara sıra Türkçe konuşabiliyorlar. Yunanistan'da mesela bunu yapıyorlar. Türkçeyi de canlı tutmak için. Çift dilli olma durumu, hatta çok dilli bazılarında, özellikle eğitim düzeyi yüksek olanlarda, o Rum kimliğinin çok önemli bir parçası. Bir çeşit bozulma değil tırnak içinde. Tam aksine oluşturan unsur. Bunun dışında da tabii etnik grupların birbiriyle ilişkileri. Yine mekan temelli olarak. Ondan dolayı da Müslüman olmadan hani Rumluk tam olarak olmaz diyorum. Çünkü Müslüman komşu lazım. Sadece Müslüman değil. İşte Ermeni komşu, Yahudi komşu. Bunlarla beraber oluşan bir kimliktir İstanbul Rum kimliği.